İdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kiraz çevresinde bulunan dağ köylerindeki üreticilerin kalkınması, sütlerini daha iyi koşullarda, hak ettikleri değerlerde pazarlayabilmesi ve üretim devamlılığını sağlayabilmesi için Kiraz Köylere Hizmet Götürme Birliği önderliğinde 15 köy muhtarının ve halkın desteğiyle kurulmuş bir kalkınma kooperatifidir. 1993 yılında kurulup 300 kilogram süt toplayarak üretime başlayan, bugün yaklaşık 2000 ortağı ve 52 ton civarında sütü bulunan kooperatifimiz, topladığı sütlerin 35 tonunu kaşar peyniri, tulum peyniri, beyaz peynir, lor peyniri yapımında kullanmaktadır. Geri kalanını ise soğuk süt olarak satmaktadır. Kooperatifimiz bünyesinde süt analizlerini yapabilen kalite kontrol laboratuvarı mevcuttur. Kalitemizi ve süt fiyatlarını ortaklarımızdan topladığımız sütlerin kooperatifimiz laboratuvarında yetkili ve deneyimli mühendis ve teknikerler tarafından gerekli analiz ve kontrolleri yapıldıktan sonra sütteki yağ ve yağsız kuru madde miktarına göre belirliyoruz. Böylelikle kooperatifimizin çıkarlarını koruduğumuz gibi oluşabilecek haksızlığın ve adaletsizliğin de önüne geçmiş oluyoruz. Ürettiğimiz mamullerin pazarlanmasını ve dağıtımını yalıtımlı ve soğutuculu 3 servis aracımızla soğuk zinciri bozmadan tüm Türkiye'ye gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca bünyemizde kooperatife ait 6 adet araç ve 8 nakliye aracı ile çok zor şartlarda ortaklarımızın sütlerini topladığımız gibi yem, un, tohum, ekmek, çay, şeker gibi ihtiyaçlarını da ayaklarına kadar götürerek daha ucuza karşılamaktayız. En yeni projemiz olan Standart Ürün Güvenli Gıda Projesi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Uygulama ve faaliyetler devam etmektedir. Kooperatifimizin kuruluş amacı, tüzüğümüzde de belirtildiği gibi, İdeli ve çevresindeki 20 köyde yaşayan ortaklarımızın tarımsal kalkınmasını sağlamaktır. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek, tabii kaynaklardan faydalanmak ve tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almak, üretimde sağlığa uygunluğu sağlayarak gıda güvenliğini arttırmak, üretmiş oldukları ürünleri saklama ve muhafaza koşullarını geliştirerek pazar değerini ve mamullerin dayanımını arttırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktır. Kooperatifimiz kurulduğu günden bu yana bu amaçlara ulaşabilmek için projeler geliştirmiş ve bu projeleri başarı ile yürütmüştür. Hazırladığımız projemizle bölgemizde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artması, tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün yükselmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kooperatifimizin gıda güvenliği sağlanarak standart ve sağlığa uygun ürünler üretmekle müşteri memnuniyeti ve sürekliliği sağlanmış, bu da istikrarlı büyümeyi getirmiştir. Projenin hedefine ulaşması için yaptığımız faaliyetlerden çiğ süte uyguladığımız temizleme ve yağ standartizasyon işlemi, kapalı devre plakalı pastörizasyon sistemi ve tam otomatik paketleme sistemi ile Türk Gıda Kodeksine göre üretim altyapımızı modernize edip gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağladık. Hayvansal üretimden elde edilen gelirlerde artış görülmüş ve projeden etkilenen tarım ve hayvancılık işletmelerinin yaşam standartlarında yükselme ve sosyal yapılarında gelişmeler yaşanmıştır. Kooperatifin İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle uyguladığı proje sayesinde büyüme, iş yönetimi, satış bilgisi, mali, kurumsallık ve politik düzeyde sürdürülebilirlik anlayışlarında farklılıklar oluşmuş ve çözümlere ulaşmada pratiklik kazanılmıştır. Tesisin her aşamasındaki faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak personelin çalışma konularındaki bilgi ve becerilerinin artmasında etkinlik görülmüştür. Bu proje kapsamında yaptığımız yatırımların üretimde birçok getirisi olacaktır.
çiftçilerimizin ürünlerini sürekli pazarlayacaklarını bilmeleri ve arz ettikleri pazarı daha iyi tanımaları sağlanacaktır. Daha bilinçli ve sürekli bir artış ile yapılan bu üretim faaliyeti de artı iş gücü getireceğinden kadınlar da sektörde aktif rol alacaktır. Bu yoğun yapılanmayla girdiğimiz piyasada çalışanları ve yeni katılan elemanlarıyla daha girişken, ürettiğini pazarlayabilen, rekabetçi, daha ciddi, deneyimli bir kadroya doğru gidilecektir. Kooperatif içerisinde personelin de değişik konularda uzmanlaşması, farklı bakış açısıyla rekabetçi bir yapıya ulaşmamızı sağlayacaktır. Projemiz sonunda laboratuvar ekipman sayımız çoğalmış, analiz bakma hızımız ve kapasitesi 2 kat artmış, yapamadığımız bazı analizler ve mikroorganizma incelemeleri yapılabilecek seviyeye ulaşmıştır. Mandıra'da süt pişirme işlemi saatte 6 ton iken yeni kurulan pasteurizasyon sistemi ile hijyenik ve güvenli şekilde saatte 15 ton kapasiteye çıkarılmıştır. Süzme bezleri ile tam yapılamayan süt temizleme işlemi separatör sayesinde tam anlamıyla standart yapılmış, çiğ sütteki toplam bakteri sayısı düşürülmüştür. Üretim kapasitemiz ve müşteri sayımız artmış, bu da yeni yatırımlarımızın ve projelerimizin önünü açmıştır. Ortak sayımızda artış sağlanmıştır. Ambalajlama işlemi saatte 4 personelle 500 kilogramdan 2 personelle 2 ton ürüne çıkmıştır. Benzer çıktılar sayesinde maliyetlerimiz düşmüş, satışlarımız ve müşteri memnuniyetimiz artmıştır. Karşılaştığımız tüm olumsuzluklara ve zorlu şartlara rağmen kooperatifimiz, yoğun uğraşlarımız, sağlam pazar bulma yolundaki girişimlerimiz neticesinde kâr etmeye devam edecektir. Kooperatifimizin kazancı sizin kazancınızdır. Kooperatifimizin kazancı ülkemizin kazancıdır.